Hastanın ilk geldiği zaman Eylül 27'sindeki tomografisine bakıyorum şu anda. Çok sıkı özellikle atmış değil. Büyük bir kitle. Başka bir şey. Sonrası İvaz hastalığı. Burada hasta yakını. Tamam. Biz kitle varis küçüldü ve kitle içerisinde hiç boyanma yok. Hastamız ameliyat oldu. Burası tümör, karaciğerin sağ lobu tamamen tümörle dolu ve embolizasyon sonrası görüntü. Şimdi baktığımızda buradaki damarsal yapıların %80-90'ı ilk tedavide bile kayboldu. Çok az bir kısımda canlı tümör burada da var. Bunu biz gördük zaten. Bu kadar büyük boyutlu bir tümör tek bir seferde tedavi edilmiyor. Biz hastamız ilk geldiğinde aslında radyo embolizasyon diye bir yöntem vardı. O yöntem olmadı. Yani radyo o yönteme uymadı. Akciğere çok kaçak olduğu için. Vakamız 18 santimetrelik, karaciğerin sağ lobunu tamamen dolduran bir tümörle gelen bir vakaydı. Vakayı konseyimizde konuştuk, onkoloji konseyinde. Ameliyat için uygun olmadığı için girişimsel radyolojik olarak transarteriyel kemoembolizasyon dediğimiz tümör damarının tıkanması ve o damardan ilaç verilerek tedaviye başladık. Daha sonra aralıklı olarak ağızdan da ilaç vererek bu tümörün küçülmesi sağlandı. Bu tümörün damar tıkanması işlemini 2 veya 3 defa tekrarladık. Yaklaşık 1,5 yıllık bir süreçte tümör oldukça küçük ve ameliyata uygun hale geldi. Hasta Moritanya'dan geldi. Hasta geldiğinde halsiz ve karın ağrısı vardı. Karında şişkinlik şikayetleri vardı. Ve kan değerleri oldukça düşüktü. Hemoglobin değeri düşüktü. Şu an için kan değerleri toparlamış, daha canlı bir vaziyette. Tümöründen tamamen cerrahi sonrası tamamen kurtulmuş oldu. Şimdi biz ilk embolizasyondan sonra bir ay sonra ilk kontrolümüzü aldık. Yine canlı tümör olduğunu gördüğümüz için bir embolizasyon daha yaptık ve sonrasında ağızdan ilaç tedavisi verdik. Yaklaşık bir yıl ağızdan ilaç tedavisiyle gitti. Son kalan tümörleri de yine bir embolizasyonla embolize ettikten sonra kontrolde neredeyse tümörün ameliyata uygun olduğunu gördüğümüz için cerrahiden hocamızla görüşerek ameliyata yönlendirdik. Bulunduğu yerde bu tip tedavilerin yapılamayacağı ve tedavisinin olmadığı söylendiği için buraya gelmiş hastamız. Bu boyutta bu evredeki bir tümörün ortalama yaşam süresi 6-8 aydır. Biz hiçbir tedavi uygulamasaydık ortalama 6-8 ay içerisinde bu hastamızı kaybederdik. Ancak bu tedavi sonrası zaten tedavi sürecimizde 1,5 yılı geçti ve şu an hiç canlı tümör yok. Hastamızda tümör dokusu yok ve hastanın diğer kalan karaciğeri de hastalıklı olmadığı için büyük ihtimalle herhangi birisinde karaciğer tümörü ne kadar gelişirse o kadar bir karaciğer tümörü gelişme riski var. Hastalarımız kanser olduğu zaman korkmasınlar. İyi bir ekiple tedaviyi birazcık belki meşakkatli olabilir ama hekimlerinin verdikleri tedavilere uyarsalar tümörlerden kurtulma ihtimalleri var mutlaka. Bu hasta ilerlemiş bir karaciğer tümörünün çok iyi bir planlama yapılarak tedavi edilebileceğini bize göstermektedir. Sindirim sistemi kanserlerin tamamı iyi bir planlama ve bir ekiple tedavi edildikleri zaman çok iyi sonuç elde edilmekte. Bu da bunun bir örneği. Aynı şekilde mide kanserleri olsun, karaciğer kanserleri, pankreas kanserleri ve kalın bağırsak kanserleri gerek gastroenterologların, gerek medikal onkologların, radyasyon onkologlarının, radyologların, patologların ve cerrahların olduğu konsey tarafından değerlendirilirse çok iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu hasta ilk geldiği zaman çok ilerlemiş bir kanseri vardı ve hiçbir umudu olmadığı ifade edilmişti. Ancak iyi bir planlama sonrasında bu sonucun elde edilmiş olması bizim için ve hasta için çok sevindirici bir durum. Karaciğer kanserleri dünyada en sık karşılaşılan kanserlerden bir tanesi ve bunların birçoğu da çok ilerlemiş aşamada tanı konulabilmekte. Ülkemizdeki imkanlarla biz bu hastalara çok iyi bir planlamayla çok iyi sonuçlar elde edebilmekteyiz. Gerek medikal tedavisi, gerek girişimsel radyoloji ile ilgili verilen tedaviler ve gerekse cerrahi uygulamalarında dünyada çok iyi bir noktadayız.
Bizim en sık karşılaştığımız kanserler arasında ilk 10'a giriyor karaciğer tümörleri ama ilk 5 içerisinde yer alan tümörlerden değil Allah'tan ki. Ancak sayının önemi olmaksızın sınırdan bağımsız ve evreden bağımsız olarak biz bu hastaların tedavilerinin çok iyi bir noktadayız. Çok iyi bir kanser cerrahisinin ve kanser tedavisinin yapıldığı merkeze başvurarak oradaki doktorların yönlendirmeleriyle tedavi olmaları çok önemli. Tıbbi gereklilikleri harfiyen uyguladıkları zaman çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu tedavi süreci gerek hasta için gerekse hasta yakınları için hakikaten problemler oluşturabiliyor. Bunun için de hastaya çok iyi bir destek verilmesi, hasta yakınlarının da bu süreçte desteklenmesi çok önemli. Olaya sadece hastanın tedavi edilen boyutuyla değil de hastanın psikolojisiyle, sosyal yaşantısıyla ve ailesine verilen destekle beraber değerlendirip ona göre ele alınması gerekiyor. Aksi takdirde başarı, bu tedavideki başarı oranımız maalesef ki arzu ettiğimiz noktada olamayabilir. Bu hastayı ameliyat ettikten, biz ameliyattan sonraki hemen ertesi gün hastayı yürütmeye başlıyoruz ve bir hafta 10 gün içerisinde hastayı taburcu ediyoruz. Hastalığın toparlanması da genellikle ilk ay içerisinde gerçekleşiyor ve normal hayatlarına dönebiliyorlar. Elhamdül Cumhuri İslamiye Muritaniye. Elhamdülillah. الآن أحس بأني أفضل الحمد لله حسيت بالمرض قلت لك في شهر 9/2021 قبل المرض كانت الكتلة 150 وتم تقليصها إلى 110 ومن ثم عملت العملية واستصلوها من بعد العلاج بالكيماوي وفي الأخير قرروا الأطباء على أنهم ينزعوا الكتلة نرجع لموريتانيا إلى إن شاء الله استرجعت القوة كل شيء شهر شهرين إن شاء الله إن شاء الله إلى تحت للفرصة إن شاء الله وأشكرهم جميعا وأشكر İyiymiş hocam. Bir problem var mı, sıkıntın var mı? Andak şey meşakel? La elhamdülillah. Yok hocam. Hadi o zaman muayene yapalım. Emta tefekkür terca لموريتانيا. La inşallah tekemmel kul şey İnşallah uf anni hadik ta'ab ma zirt. Başka bir şey yapmaya da zaten gerek yok. Ma fi da'i şan inşallah. Bas fakat muracaat haliyen. Alam bashkur la tibba kulluhum. Bütün doktorlara teşekkürlerimi sunuyorum hocam. En son kontrolde birazcık canlı hücre kalınca bir kere daha yaptı kemo embolizasyon ve sonrasında hiç canlı hücre kalmadı neredeyse.